Bir şey söyleyeceğim. Bak bütün sanatçılar tesisat falan oluyor. Bak buranın tesisatıyla söyledi yalnız. Dikkatinizi çekerim. Evet. Bravo. Bak çok iyisin. Adamın içinde tesisat var. Evet. Hoş geldiniz sevgili Ozan. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İçinde eko var. Reverb. Yani, reverb var içinde. Sizlerin güzelliğiyle böyle oluyor da aslında yani. Daha da iyileşmiş ses ha. Tabii yorum falan iyice. 50 yaşından sonra böyle oldu. Vallahi çok iyi. Sen de bir şey söyle, hiç değişmemişsin yalnız. Küçük Hüsamettin gibi oldu yanımızda. Şu arkamdaki verir misin? Bir minder verin arkadaşlar. Arkamda var mı? Şundan olsun alır mısın? Hoş geldiniz. Geçen gün kulağınızı çınlattık. Evet, ben de gördüm, izledim. Siz beni tanımıyordunuz ama. Hayır, özür dilerim, öyle değil. Öyle tanımıyor değil. Tabii ki sizi tanıyorum. Ben bireysel olarak tanıyor musunuz diye sorduğumda. Ay, senle de herkes uğraşıyor bak. Evet. Estağfurullah, estağfurullah. Hiç sizinle tanışmadım tabii. Yok ya, Coşkun sabahtan antrenmanla onu bir azarladı Coşkun. Evet, Coşkun Bey, bak bey dedim yine, Coşkun sabah beyefendi beni. Beyefendi denilince azarlanan da yani. Tabii ki haklısın ama bizler öyle eski arkadaşlarız. Arto ile ben 1992'den beri arkadaşım. Eğitiminden bahsettiler. Tabii o dönem çapkınmışsınız. Yok, hiçbir zaman çapkın olmadı. Yani tabii yalan mı söylüyor arkadaşlar? Çapkın olma bak. İyi arkadaş, bak. Tabii iyi arkadaş olmamız sana soru sormayacağımız anlamına gelmez. Gelmez tabii, geçmiş. Ona göre şekerim. Ya, çapkınlık belli bir yere kadar. Ben aşk adamıydım. Çapkınlık hep aşık olurdu. Yok. Ben hep öyle mi? Salakça aşık olurdum. Estağfurullah. Yani aşk zaten. Sen kaç kere evlendin topu topu? 4. Topu diyemez. Kaçıncı kuşak kuşaksın? Kaçıncı kuşak? Bu da siyah. O da mı tam siyah? 4 evlilik. Ya bir şey söyleyeyim mi Bircan? Hayat öyle bir şey ki biz o zamanlar 91-92 yıllarını. Bak Arto abi o kadar biz beraber büyüdüğümüz arkadaşlarımız. Hayatta bizim için önemli olan şey o zamanlar işte şöhretsin. Her şey var. Bir tek İçimizde eksik olan aile hayatı. Ben hep evlendim. Hiç Arto da bilir. Hiçbir zaman Seren de bilir. Benim gibi işte. Hiçbir zaman öyle beni şey göremezsin. Şuna çıktı, bununla çıktı, şuna çıktı diye göremezsin. Ben hep evlendim. Ha, güzel. Hep aile kurmadım. Peki iyi mi yaptın? Yani bu iyi bir şey mi oldu? Tabii ki iyi oldu. Bir tane kızım oldu. 21 yaşında bir kızım. Şaka yapıyorsunuz. Kimden bu? Ya resmi var Yeşim'den. Mı? Ha Yeşim'den, evet, Yeşim doğru kapalı benim. Aa, 21 yaşında canım bir kızım. Canım benim ya. Şimdi ay, Yeşim'i biliyorum mesela. Yeşimciğimden. Çok sevgiler. Ha onu biliyorsun, beni bilmiyorsun. Yeşim'i de yeni tanıdım. Şimdi onunla bir kızın var. 21 yaşında. İyi ki evlendim dediğin herhalde yegane şey evladın. Ya dün akşam gece konuştuk kızımla. Çünkü Amerika ile New York'la 7-8 saat farkı olduğu için. Kızın New York'ta mı? New York'ta. Orada okuyor mu? Okuyor, ne yapıyor? Okuyor. Bravo. Ya, müthiş bir kız oldu. Bravo. Ya. İnanamıyorum. Ay çok sevindim. O zaman ne okuyor? Deyince insanın aklına güçlü sesler geliyor. Onun en büyük aşkı babaannesi. Annem. Ay ne güzel. Burada yani, biz onu dedim mı? Ki kızım ne yapmak istiyorsun? Bana dedi ki ilkokulu bitirdi, ortaokula başladı. Baba dedi ben tiyatrocu olacağım. Dede tiyatrocu. Kızın ekranda. Tekin Akman. Herhalde. Maşallah, ay, maşallah ya. O küçüklük hali. Daha da büyüdü küçük... ha? Maşallah ya. Baba dedi ben tiyatro okuyacağım ve iyi bir ilk defa dedim Türkiye'de de iyi bir kadın yönetmen olmak istiyorum. Wow. Süper, doğru süper. Bir iş, güzel bir iş. Ben destekledim, babaanne destekledi, anne destekledi. Yani biz hiçbir zaman Yeşim'le de şey yapmadık. Yani. O zamanlar bir hırgürdü, ondan sonra... Ondan sonra şimdi Amerika'da hem burada Türkiye'de Pera'yı, güzel sanatları bitirdi. Çok güzel. Şimdi Amerika'da yönetmenlik okuyor. Adı ne? Yağmur. Yağmur, bravo. Lara Yağmur. Lara Yağmur, yürekten tebrik ediyorum. Yani çok muhteşem bir şey söyledi. Şimdi tabii yıllardır yoksun. Yokum. Bir Kıbrıs'a gittin, bir küstün mü bir şeye? Küstüm, o kadar çok şey oldu ya, ki. Ya, neye küstün? Mesela ilk kırıldığın, ilk küstüğün şey neydi? Şimdi şöyle anlatayım. 90'lı yıllardan başlayayım bunu anlatmaya. Seren de bunu çok iyi bilir, Arto da çok iyi bilir. Hı hı. 90'lı yıllar bizim biz hayatımızda hayatımızın en saf, en temiz, en güzel duygularının olduğu dönem. Evet, kesinlikle. Evet, hayatımızda kesinlikle. Biz böyle birbirinin arkasından konuşan, öyle birbirimizin arkasından büyük hayat. Onu kazan veyahut da öyle yapan insanlar değil. Eğlenirdik aynı zamanda. Hem çalışırdık hem çok eğlenirdik. Çünkü herkes kendi ışığını. Şimdi ismini, mekanını söylemeyeyim.
Arto sahneye gece çıkacağı zaman babam, dayım, dedem, ailecek Arto'ya gelirdim. Ay ne güzel. Ailenizin sanatçısı. Evet. Bir Kenan Doğulu bir mekan, mekan da en üst katta bir yerdeydi. Arto sahneye çıktı. Şazeli mi meşhur? Pardon ya, da o zaman etiler olduğu zaman Arto ile Etiler oldu. Bunu da özür dilerim, söylerim. Tamam. Heh. 90'larda böyle saflık, güzellikler varken. Saflık, güzellikler var. 90'ların en güzel zamanlarını yaşadık. Biliyorsunuz 90'ların yılını açılan, aslında bugün programda o kadar çok şey söylemek istiyorum ki. Seren daha iyi. 90 yılında ben Sopot Müzik Festivali'nde Türkiye'nin ödül alan, 91'de ödül alan bir adamım. 91'in sonunda da Garo Mafyan'la bir albüm yaptım. Muhteşem. Ama müzik insanı. İşte şu andaki zaman gibi, oradaki zamanda da, 90'lardaki zamanlarda da yapımcılarda şöyle bir algı oluştu. Aslında 96-97, 94'te askere gittim, 95'in sonunda evet, askerden geldim. 96 bize bakkal şarkı yap. Bakkal şarkı. O zaman o bakkal muhabbeti vardı bir de. Evet. Ben bunları yapamadım. Daha doğrusu yapamadım. Evet. Şu anda bizi birçok özel bir insan izliyor. Lütfen teşekkür etmek istiyorum sizlerin sayesinde. Tabii ki. Garo Mafyan, Güliz Mafyan. Çok önemli bir adamdır. Çok sevgiler. O kadar büyük bir müzik insanı ki. Şu anda bu arıyla yıllar sonra geri döndüm. 2022'de de Samanel Evi'ne sürprizim var. Evet. Samanel Evi'nin yeni versiyonunu yapıyorum. Nisan'da güzel çıkacak. Doğum günüme yetiştirmeye çalışıyoruz. Boğa burcu musunuz siz? 3 Nisan'a koçum. Ondan çok. 3 bende 6 Nisan. O yüzden benziyoruz bu kadar. Ondan bu kadar benziyoruz her şeyimiz yani. Anlatıyor yüzden, ya ben anlatıyorum. Beni anlatıyor. Teşekkür ederim Garo abi. Bana bu kadar güzellikleri sundun. Senin öğrencin olmaktan onur duyuyorum. Evet. O yüzden zaten. Biz de çok sevgilerimizi iletelim. Muhteşem bir müzik gerçekten insanı. Çok değerli. Şimdi canım, hayatta neler değişti? Tekrar evlendin. Kıbrıs'tasın. Bak, şu anda nerede yaşıyorsun? Şu anda şeyde yaşıyorum abi. Hayır, İstanbul mu Kıbrıs mı mesela? Yok, Kıbrıs'ı kapattım. Neden Kıbrıs'ı kapattım? Evet. Kıbrıs'a evet, bir kaçıştı benim için. Yani nasıl bir kaçıştı? 2013'ün sonunda dedim ki ben ama 2007'nin sonunda Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın en büyük diskosunu açtım. Biliyorum orayı girdi. Ben. İsim vermeyelim. Zaten sesi kesildi. Zaten kalmadı. Öyle yani disko kalmadı. Yani yer kalmadı. Biraz önce söylediğin isim de. Benim kalmadı, nurlar içinde yazsın. Manevi dedem Rauf Denktaş beni Kıbrıs'a çağırdı. Oğlum dedi burada geleceksin. Burada bir iş yapacaksın. Ben gittim. Kıbrıs'ta sanatı ve sanatçıyı çok peki, seven. Peki birazcık geriye dönelim mi? Ben birazcık seninle ilgili insanlar çok şey bilmiyorum. Bir kere o zaman onun parayı şarkıcılıktan kazanmadı. Evet. Ailesi zengin. Çok varlıklı. Varlıklı. Olsun, son varlık, derece iyi yetişmiş. Evet. Her şeyden zengin de bırakın. Görgülü bir ailenin çocuğu. O yüzden de çok iyi, çok naif, çok hırsları olmayan bir çocuk olduğu için belki o pikleri, sizin kafanızdaki pikleri yapmadı. Ama hep başarılı. Yaptığı her şeyi tuttu. Yaptığı bütün şarkılar tuttu. Ama diğer arkadaşlarımız gibi duygusal çöküşleri olduğu için nereden mesela başlayalım? Kiloyu sorun etti hayatı boyunca her evet, zaman. Kelepçeler yaptırdı, zayıfladı, bir ara ölüyordu falan. İlk yaptıranlar bir, hatta. İlk kafamıza sokan o zaten. 2005 yılında ben kelepçe ameliyatını yaptım. Türkiye'nin ilk kelepçe evet, ameliyatı. Ben öyle biliyorum evet, kelepçe. Hatta sonra sıkıntı oldu. Kafamıza sokan bu işleri. Midem delindi mi bir şey oldu değil evet mi? Aynen. 48 saatim kalmış. O arada Allah benim işte anneme, babama, aileme bağışlamış, ameliyatı aldılar. Ve kelepçe çıktı. Bu kiloyu takıntı haline getirdiği için o zaman sonra tekrardan ya, nasıldın biliyor musun Bircan? Sende de aynısını. Evet aynı izliyorum işte o yüzden. 45 kiloya düşmüşüm. Orada Google'da resimlerim var. Artık kemik bir böyle bildiğim 45 kemik. 45 erkeğe 45 aynı oluyor. Ben aynada bakıyordum kendime. Çok kiloluyum. Ya. Çünkü ne diyorsun? Evet, tabii. Niye biliyor musun? Anoreksiya. Hayır niye? Anoreksiya zaten var. Hem de aynı zamanda bulimiye de var. Bir de istifra da var. Hiçbir şey yemek yiyemiyorsun. Şeyle yaşıyordum. Serumla yaşıyordum. Sana da sen kilolu geliyor muydun?
Şimdi size bir şey söyleyeyim. O ara anlatıyor ya, ben şimdi kilo aldım biliyorsunuz. Yaşayarak anlatıyorum. 48 kilo. Aynaya bakıyorum, kendimi beğenmemeye başladım yine. Aman delirmeyin. Yani bu sakın. Bir tabii bu bir sorun. Bu bir, çok büyük bir şey. İşte ama bunu söyleyeceğim. Soruyor. Bunu yapımcıların sorunu var. Bana diyor ki, "Aa diyor sahnede diyor kilolu adamı işte izlemezler." İşte evet bu. Diyor lan 45 i̇şte kilo 50 kilo pardon için da, demiyorlar Demis, bunu Demis ama. Demis Russo'su yıllarca milyonlar izlemiş. Ama dünya. Yani bana bu algıdan dolayı biliyor musun? Türkiye maalesef. Bana ne dediler biliyor musun? Kilo vermeden dediler albüm yapamayız sana. Çünkü sahnede dedi böyle dedi kilolu haline de olamaz. O da senin psikolojini etkiledi. Tabii. Bu geçmişe çok girmeden minik bir sürprizimiz var. Hı. Bir alo diyelim mi? Tamam. Günaydın sevgili Selcan Orhon. Yani eşin hattımızda. Merhaba, herkese günaydın. Çok değil güzel, çok şık ve çok fresh duruyorsunuz. Teşekkür ederim canım. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm. Her sabah izliyorum. Maruçus'tan geldi. Daha iyi dün Nilay Ersin. Öyle mi? Nasıldı Maruçus tatili? Tatillerden geliyor. Anla direkt televizyon açıyoruz. Sabah kalktığımızda sizleri izliyorum. Peki nasıl bir şey Ozan Orhon'la evli olmak? Zor bir adam mı? Yani Ozan anlatılmaz yaşanır ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben hani dünyaya bir kez daha gelsem yine Ozan'la evlenirdim. Aa, çok kaç hoş. Sene oldu evlenene? Evet. Daha çok yeni olsa sayın evlendi. Tamam onu da. Onun için seneye bağlandığında seneye zaten konuşalım. Böyle demeyeceksin. Seneye bağlandığında. Ozan dünyanın en iyi kalbi. En iyi kalbi. Evet, onun sinirlenmeleri de anlık olur. 5 dakika sonra geçer. Değil mi? Benden iyi tanıyorsunuz. Çok benziyoruz diyelim. Peki çocuk düşünüyor musunuz? Evet istiyoruz. Allah'ın ay ne derken. Güzel inşallah. Çok 50 yaşından sonra baba olacağım. Ne oldu? Muhteşem. Ya. Çok acayip tatlı gelir bence bu saatten sonra. Çünkü tabii. Belli ki diğeri çok erken oldu. Şimdi evet. Bununla da tecrübeli bir baba. Şimdi Yağmur'la düşünsene arasında 22 yaş fark olacak. Yağmur ona teslim edeceğim. Evet çok güzel var öyle yani, arkadaşlarımız süper oluyor. Peki yani hiç kavganız, gürültünüz oluyor mu? Çünkü mesela şöyle bir şey de var. Oluyor, oluyor. Demediler mi mesela? Uçmasını tane... istemiyorum. Ay yok işine gücüne karışma yani. Yok, estağfurullah. Şey, dört tane evlilik yaptı. Bu evlenirken seni korkutmadı mı? Açıkçası Google vardı. Google'ladım ondan sonra. Fakat şöyle bir şey. Yani bazen hislerinizle hareket edersiniz ya. Ben hislerimle hareket ettim. Yani herkesin hakkında bir şeyler söylüyorlar. İnsanlara ön yargılı davranmamak lazım. İyi, aferin, ha, güzel, süper. Bravo. Çok doğru yapmışsın. Çok güzel. Tecrübeyi çünkü kendim. İsteseydi o dört evliliği de yapmadan onlarla sevgili olabilirdi. Onlarla evlenmeyi tercih etti. Demek ki insanı, aile insanı. Yani onun özellikle şunu söylemek istiyorum. İşte dışarıda gözü yok. Ev işlerinde bana yardımcı oluyor. Yemek yapıp önüme kadar geçiyor. House gibi. Ev işimi bir dakika. Temizlik mi yaptırıyorsun koskoca Ozan Orhon'a ve? Hayat müşterektir. O süper bir çocuk çok gerçekten. Güzel ya. Yani yardımcılarımız var ama hani bazen günlük işler oluyor. Onlar da yardımcı oluyor. Çok güzel yemek yapar. En güzel ne yemek yapıyor Ozan Orhon? En güzel ne yapıyor? Çin usulü tavuk. Arkadaş. Peki kayınvalidenler anlasın. Bizimkilere bak. Çin usulü tavuk diyor. Biz bir şey soruyorum ya. Kayınvalidenin aranlar. Ben kayınvalidem demiyorum. O benim annem. Bak. Aa. Yani peki ilk günden beri istedi mi annen? Evet. Tapıyor. Yani bizim ya bir şey, çok özel bir şey söyleyeceğim. Selcan. Selcan daha yeni yani geldi. Dün geldi. Selcan'cığım bir dakika. Anne. Bir dakika. dün evvelsi gün geldin değil mi Maruçus'tan? Evet. Evet. Üç gün boyunca annem ben annemlere yemeğe gittim. Eşim olmadığı için evde. Aferin. Gittim anneme yemeğe. Anne doğru dedi, erkek. Selcan dedi. Vay dedi bizim hayatımızın dedi şeyi dedi ya neşesi dedi. Ne güzel. Anne dedim ya ne kadar güzel bir. Ama bunu yakalamak çok önemli. Yakalamak. Ama zaten konuşmasından da o kadar keyifli ya bizim için ki o kadar kız... kötü şeyler peki, yazılıyor. Biz evlenirken o biz dört... evlendik. Evlendikten sonra insanlar yazıyor, magazinler yazıyor. Yahu kardeşim benim dördüncü evliliğim olabilir. Ben hayatımda benim hiçbir tane Google'a yazın. Hiçbir tane şeyim yok ki. Kötü. Ben hep evlenmişim. Ama hayatımda sonra evlenmek 50 kötü bir şey. Sonra böyle güzel hayır, bir aşk olmuşum. Evli olup insan mutlu olmak için evlenir. Mutlu olmak için de ayrılır. Çünkü mutsuz olduğun anda tabii gidersin. Bir de zaten yani bu evlenmek, insanın beceriksizliğini göstermez. Bir de bu evlenmek çok güzel bir duygu değil ne mi? Güzel bir şey evlilik.
Hayır, yani onların sevgilisi olacağım mı, karısı olmuşsun ya, artık kocası olmuşsun. Davul Hazırlar'la evlendireceğim. Ama hayır, evlenmek istemek ve evlenmek çok güzel bir şey. Peki ya. Çapkın olmak isteyen yani, adam ya da şey gözü dışarıda olan adam yani evlenmek istemez ki. Senle hayatımızda çocukluk arkadaşıyız, evet. Ama Arto ile biz birebir dokunduğumuz insanlar. Biz sonra arkadaşız. Biz Stiz'in zamanlarında babam falan biz Arto'ya gidiyorduk akşam. En ön masada Arto'dayız. Hiçbir zaman benim çapkınlığımı görememiştir. Babam böyle dedem bile bir akşam Arto dedi ki yok, bu kim dedi, dedem mi dedi. Bu babam. Aşık olurdu. Şimdi eşi kapattı mı telefonu, Sercan'ı bekletmeyin. Yok, Sercan Hanım'la vedalaşacağız birazdan. Biz bir sesini duyalım, tanıyalım istedik. Çünkü evet. Bir de yıllar sonra tekrar dönüyor, Arı şarkısını yaptı. Sen biraz kıskançlık var gibi hissettim. Ne diyorsun? ben şu şekilde ben yapmasını istedim. Yani bu kadar güçlü bir sesin sahnelerden ve halktan mahrum kalmasını istemek. İşte doğru, doğru kadın, evet, evet. Doğru çok arkada iyi, duran süper, kadın. Çok, çok güzel bir doğru bir şey. Peki. Kızımızı çok beğendik. İnsanlar gelip fotoğraf çektiriyorlar. Ben çok mutlu oluyorum ve eşimle çok gurur duyuyorum. Ay ne güzel. Peki biraz daha sıkıştırayım mı seni? Tabii ki. Mesela Ozan'ın eski sevgilisini gördüğünde ya da televizyonda haberi çıktığında ne düşünüyorsun? Şimdi ben size bunu bir sözle tanımlamak istiyorum. Karşına öyle birisi çıkar ki tüm gidenlere teşekkür edersin diye bir söz vardı. Aa, sataşma var. Ya buradan bunu mu çıkardın ya? Sataşma bravo. Var. Yani. Sercan çok güzel bir cevap verdi. Yani şimdi hani bazı şeyler dördüncü kez evlendi, beşinci kez evlendi vesaire ama ben Ozan'la yaşadıklarımın çok özel olduğunu düşünüyorum. Hiçbir kimseye kıskançlığım, kırgınlığım, hiçbir şeyim yok. Çünkü Ozan beni seviyor, bana aşık, ben onu seviyorum, o bana aşık. Yani geçmişin karıştırılmasına, müthiş kurcalanmasına müthiş. Gerek yok. Geçmiş geçmişte yaşanmıştır ve bitmiştir. Ay ne güzel ya. Gözleri dolarak ben, dinliyor sizi. Ben 50 yaşından sonra hayatımda ilk defa aşkı yaşadım. Kaç yaşında, kaç yıldır berabersiniz demediniz? Yenisiniz. Bir sene. Ha, bir tam sene. Bir sene. Seni bu kadar duygulandıran bir bak, şey mi bak, bu ağlattı, ya? Bak ağlattın çocuğu. Yedi bu kadar aydır. Aşık sana. Vallahi bravo. 7 aydır beraberim. Ay ne güzel. Hayatımda hep insanlar benim bir tarafımdan koparttılar. Hayatımda ilk defa ben bir şey veriyorum. Ay canımın içisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Evet, bu aşkı alkışlayalım o zaman. Evet, partnerin de hemen arkadan. Rodriguez. Bu arada siz de hoş geldiniz. Ya şey, nasıl bir şey biliyor musunuz? İspanya'dan mı geldiniz? İnsanın evet efendim. Sevdiğinin sesini duyması öyle güzel ki. Nasıl ananın sesini duyarsan, babanın sesini duyarsan. Gerçekten sevdiğinin sesini duyarsan da böyle bir his. Özür diliyorum herkese. Ay canım ya. Ay ne güzelsiniz ya. İşte böyle insanlar işte mutlu olamıyorlar biliyor musunuz? Bu naiflikte olan insanlar. Çünkü gerçekten kalbiyle hareket eden, bu kadar naif, bu kadar güzel hani hareket eden, sevgisini diyelim, sadakatli falan bir çocuktur. Yani. O zaman hep böyleydi evet, yani. Evet biz de çok evet. Ama yani. Herkes seni biliyor musun tanıyor. Yani... insanın 3-4 tane evlilik yapmış olması bir kusur değil ki. Hayır ben ilk evliliğimi zaten çocukken yaptım. Ebru'yu ben ilk tanıdığım zaman ben 21 yaşındaydım ya. 21 yaşındaki bir erkeğin evliliği ne olur? Benim klibimde oynadı. Şu an senin kızın 21 yaşında düşünsene. Klibimde oynadı. Tanıştık. Bir anda anne dedim ben evleneceğim. Annem kudurdu. Nasıl evleniyorsun bak mesela falan. Aynı anne. Ha. Ya dedim aynı nasıl anne. Nasıl kudurdu annem. Gara abi orada herkes... Peki kudurmakta yani. Haklı mıymış? Sonra ben, yok geçmişle ilgili herkese hayır. Hayatımda o var olması gerekiyormuş. Onu yaşamam gerekiyor. Peçete. Evet hatalarım var. Keşke evlenmeseydim. Bir şey hatırlamıyorum ben bu ameliyattan sonra her şeyle. Şey soracağım. O zaman Ebru ile evlendi. Tabii 20 yaş çocuk yaşlardı. Hayır, biz sadece onun evlenmeseydin cennette çünkü. Hayır neden evlenmeseydin? Bir teşekkür edelim çünkü eşine. Ben çocuktum ama tabii. Gerçek aşkı şimdi buldum. Tamam canım onu biliyoruz. Onu geçmiş gitmiş şimdi ama bir de sanatçıyız. Hepimizin hayatı bir geçmişi var. O yüzden de tabii sen bir programa geldiği için sormak durumundayız. İnsanlar da merak ediyorlar sonuç olarak. Şimdi 21 yaşında Ebru Şallı ile evlendin. Ben sonra Adliye Koridorları hatırlıyorum. Sen o zaman 20 yaşında daha çocuk. Peki o zaman ben bugün ilk defa açıklayayım. Bugüne kadar buramda yüreğimde taşıdım. Ben hiç açıklamadım. Bugün ilk defa açıklıyorum. Bır sanki Ozan aynen, onun o zaman arkasından konuşuyormuş gibi. Anacığım da bağlanabilirse bağlanabilir. Nedir? Selcan senden özür dileyerek bunu söylüyorum. Kapattık evet. Evet. Ben
annemin ve bizim ailemizin görgü ve kültüründen eşini alırsın. Boşanma davasına gitsen bile elini tutarsın. Davadan çıktıktan sonra ya taksiye koyarsın ya arabası gelirse ona bırakırsın değil evet, mi? Evet. Biz bunların hepsini içeride Ebru'yla konuştuk. Dedik ki yani çıkacağız. Tamam bütün sanki ben katilim. 20 kişiyi öldürmüşüm haşa. Yani Türkiye'de o zamanki 96 yılında ne kadar televizyon, ne kadar gazete, her şey önde. Şişli Adliyesi'nde oluyor bu. Çıktık dışarı. Ebru'nun elini tuttum. Dedim ki gel dedim seni dışarı çıkarayım. Boşanmışız o anda. Çünkü bana yakışan o. Evet. Kameralar açıldı. Dedi hala dost kalacak mısınız? Tabii ki dedim her zaman dost kalacak. Elini ittiğini hatırlıyorum. Hayır dedi. Ben dedi dost kalmayacağım. Aa. Tabii de elini itti. Ben orada kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapayım? Yani elini hafiften sıktım. Gel dedim taksiye kadar gidelim. Ne yapabilirim ki o anda? İşte bütün bunlar Ozan'ı sanki böyle saplandırıp yani hayata karşı küskünlüğünün başlangıçlarından bir tanesidir. Çünkü insanlara sen biz öyle görmedik, biz öyle büyümedik. İnsanlara saygıyla büyüdük. Niye ayrıldınız? Aldatma mı vardı? Ha, yok ne, hayatta şey, öyle bir hayır, şey yok. Neydi peki? Niye ayrıldınız? Ya, çocuğuz ya. Çocuk. Ama bir nedeni var. Ya. O istedi olmadı, herhalde olmadı. Değil mi? Yok, o değil. Ayrılmayı ben istedim. Bence bir şey var bunun altında. Boş ver bunu konuşmayalım. Var. Bunlar bizde gizli kalsın. Ben istemedim ve ailem de istemedi ve bitti. Hiç aldatıldın mı? Hayır. Peki ailenin bugün mesela şu bugünkü eşini istemeseydi, ailem istemedi ayrıldım diyorsun ya. Bugün ailen bu eşini istemeseydi Selcan'ı yine ayrılır mıydın? Yoksa neden onları haklı gördün? Pardon da Selcan'ı benden daha çok seviyorlar. Ha işte neden ama bu aradaki fark nedir? Canlık, kalp, verdiğin bütün duygularınla verdiğin. Verdiğini hani, alamadın mı? Alamıyorsun abi ben 24 yaşındaydım. O 18 yaşındaydı özel izinle evlendi. Hani böyle sanki senden kaçmak istermiş gibi bir hava şey yaptı. Hani sen sanki onun üzerine çok baskı kuruyorsun ayrılmak istemiyorsun. Şöyle söyleyeyim ben motosikletle bir tura çıktım. Turda geri dönüyorum. Bir erkek dergisinde eşinin fotoğraflarını görüyorsun. Onları falan öyle başladı. Ama ondan sonra o da büyüdü. O da çocuktu ya. O da yani baktığın zaman... O hırslıydı galiba o çok. O hırslıydı. Evet. Ama hırslı olmak da tabii güzel ama çocuktuk ya. Aslında çok büyük yanlıştı. Keşke... Sonra Yeşim'le evlendin. Evet. Yeşim'le de bir kavgalı gürültülü bir boşanma süreciniz oldu. Onu var ya hayatımdaki zaten benim... Yani en çirkin oydu bence. O ya, hiç yakışmayan bunu hayatım boyunca da anlatamam. Yani bunu da dillendirmek de istemiyorum ama bir tane evladım var. 21 yaşına gelmiş bir kızım var. Allah'tan şimdi evlendi biliyorsunuz. Evet. Miami'de bir düğün yaptı. Allah. Ben o kim? Kavga... Yeşim evlendi. Tabii. Yeşim evlendi tabii. Üçüncü evliliğini yaptı Allah'tan. Allah'tan. Bir şey yani bir türlü kavga neydi? Neydi? Çok mu şiddetli o, bir kavga? Para vermedi, bu ben para efendim verdi işte falan. Bilmem ne yapıyormuşum. Ben paralar vermiyormuşum. Ben para vermiyormuşum. Ki bu çocuk çok eli açık. Yani zaten hani... Hayır ben niye para vermiyormuşum? Benim annem Yağmur ilkokuldan beri bizle beraber büyüdü. Ortaokul, lise, çağına kadar, gelene kadar zaten her şeyi ben okuttum Yağmur ve hala Amerika'da ben okutuyorum. Yani acizane biliyorsunuz hani ekonomik durumlar eskisi gibi. Ona rağmen çalışıp çabalayıp ailem de dahil Yağmur'u en iyi şekilde Amerika'da bugün bir çocuk Amerika'da okutmak demek çok zor. Yani o zaman sen hayatına giren kadınlardan ve yaşadıklarına o zaman çok yara aldı bence. Ve sadece kadınlardan değil, yapımcılardan, kadınlardan, yaşadığım hayattan. Ama çok seviliyorsun. Bizi kim izliyor biliyor musunuz? Kim? Çok sevgililerini iletiyor. Filiz Akın. Ay canım. Bizim bir şey söyleyeceğim. Bebeğimiz. Şimdi taze sevim. Bir bebek. Benim... Anneannem. Evet, biraz anlatsana aslında. Anneannem ve teyzem. Yani, Faize Sevim Türkiye'nin en önemli Türkiye'nin ilk moda evi. Tabii. Çok Atatürk önemli. Atatürk döneminden sonra öyle ilk moda evi. Yani. Faize Sevim defileleri, Faize Sevim moda evi 1943'te kurulmuş. 56 yıllarından
Ta şimdi bu ayda artık Mayıs'ta da jübile yapıyorlar. Anneannem Faize, teyzem 94 yaşında. Maşallah. Anneannem 89 yaşında. Ve hala da Rumeli Caddesi'nde mağazalarına gidiyorlar her gün. Ay ne güzel bir şey bu. Tabii. Çok önemli. O yılların en önemli maddesinde. Dede kim? Dedeyi sorun. Tekin Akmansoy'u dedem. Nuri Kantar var. Kaynanalar. Çok iyi biliyorum. Annemin babası. Yani muhteşem mi aslında muhteşem bir aile? Muhteşem bir aile. Babam yani devlet tiyatroları. Siz Filiz Akın'la öyle mi? Yani evet. Allah nurlar içinde yatsın. Fatma teyzem bana parmak çocuk dermiş. Çünkü ben prematüre doğmuş bir maşallah çocuk. Maşallah yani. Evet maşallah. Maşallah yani. Bunda da dünya. Ben de o yani öyle bir hayatın içinde ya. Rahmetli babası. Anneannem o kadar çok severdi ki onu. Evet işte biz böyle eski ki annesini, toprakların... annesini bizim ailede çok özel yeri vardır. Nevin teyze bizim için şey gibi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne kadar güzel. Siz evet, ne kadar canım güzel yetişmiş çok, bir evlatsınız. Ama işte böyle yaşanmış düzgün yetişmiş fakat yanlışlar yapıyor işte. Bak, yapıyor işte. Böyle çocukların hırsı olmadığı için iyi aileden duygu, gelen çocuklar hep duygu olduğu duygu için sonuçlar bu şekilde olabiliyor. Peki öbür diğer iki. Üçüncü. Diğer, evet diğer iki eşin. Dördüncü Selcan zaten. Ha, üçüncü o zaman kim? Üçüncüyü kaçırdık. Ha, üçüncü çok iyi bir insandı. Ya ben onu Allah yani ne diyeyim. Derler biz tanımıyoruz ama herhalde. Yok, tanıdık şey değil. Onu Kıbrıs'ta mı yaptın o evliliği? Evet. Ha. Oraya da bir. Yani okay, çok orada iyi bir insandı. Sanatla falan alakası yok. Normal ya Allah. Peki döndün mü? Geri döndün mü artık? Geri dönme. O da nasıl oldu biliyor musun? Ben geri dönmüyordum zaten. Kıbrıs'tan dönemem ki. Denizli sıfır bir evde yaşıyorum. Bütün gün aklım bu muzu mu üreteyim? Domatesin rengi aa böyle olmuş. Evet. Ama işte onları tarıma girdin. Ama ona da kapınca, kaptırınca kendini geri dönemiyorsun ki ya. Çok ay, zor oluyor. Sen sahneye çıkmalısın. Ve böyle ondan güzel sonra eşim ve annem dedi ki artık döneceksin. İnan Bahadır'la beraber Ağustos'ta geldim. Kıbrıs'taki evi daha tam kapatmadım. Tam kapatmadın. Ondan sonra geldikten sonra işte bu arı şarkısını yaptım ve organik olarak gidiyorum. Para verip de 1 milyon, 2 milyon, 50 yani milyon tıklatmıyorum. Şu anda 300 bindeyim ve hala gidiyorum. Wow, her güzel gün 4-5 tane radyo konuk oluyorum. O kadar özlenmişiz ki. Çok herhalde teşekkür bence ederim. Bütün çok sağ olun. 90'lı yılların sanatçıları geri döndü. Ve ay ne güzel. İyi ki döndük çünkü ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geriden gelen yok. 2000 yıllar boş. Bu arada farkında Artı mısınız? Artı söyledin ya geçen programda. Farkında mısınız? Harbiden yok. Fenomen yani ediyorum ve yok. Fenomenler kalmadığının farkında mısınız şu ha, anda? Evet. Yok. Ha, bu arada onlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet, evet. Ha, burada. Bir düşün aynen, şu anda fenomenler bir dakika bunu reklamlardan sonra konuşalım. Para evet teklif ediyorlar. Bu kadar verirsen seni bu kadar paylaşırız bilmem öyle bunları da söyleriz bugün hepsini programda. O fenomenler. Ama yıllar sonra bizi Ozan Orhan'la buluşturan arı şarkısını da klibiyle beraber vereceğiz ama neydi, şimdi reklamlar. Arı gibi sokarım neydi? Valla iyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Ben güzeldi, çok, çok ben güzel. Ailemin yerine geldim. Ay, tabii aynen ki öyle. Tabii, ailemin çünkü yerine geldim de öyle, ben yine de bir şey sorayım sana. Şimdi sen evliliğinde kadın dövdün mü? Bu ha, öyle bir şey evet çıktı. Sen çünkü evet, bu evet, kadar evet, bu ona kadar iyi bu kadar tatlı da olamazsın. Hayır, ben niye tahmin ediyorum? Bir kere hayatım boyunca bunu da açıkta her yerde söyledim zaten. İsmi lazım değil. Bir eşime bir tokat attım. Attın ama mı? Ama bu tokadın neden atıldığına dair onun tokattan daha fazlası bile olabilir. Erkek dergisine çıkmış olabilir mi? Hayır. O değil, o değil. O aldatmış değil olabilir başka mi? Hayır, aldatmış. Değil mi? Ne siz o evlisiniz, bir eşiniz erkek dergilerinde resmi ha çıkıyor. Ha, Ebru'ya attın o zaman. Ha, o zaman. İsim lütfen vermiyorum. Hmm. Başkadır, başkadır yok. De hep çünkü onu da, dergilerine o da, o da hani ben o tokatı atmaktan bile hicap duydum. Ama çünkü 20 yaşında olduğun değilim için 20 onda bir hata oldu. Sen küçüksün yani yani. Normalde bizim yerimizde şu anda millet belinde silahlarla geziyor. Çok kötü, çok tehlikeli. Evet yani ama bunda bir hata aldığın yani, zaman içerisinde yaştan dolayı. Ben şu anda hayatımda hep şeye inanıyorum. Çünkü zaten
Sevgiye çok inanamıyordum. Ve kadına şiddete karşısın. İnanılmaz şart. Bak, bu ya, dövüp dövüp de kadına şiddete karşı. Şimdi bunu söylediğin zaman ben bunu açıklamak zorundayım. Evet. Çünkü o kadar yazıldı, o kadar evet, çizildi ki. Adam dayakçı bir oldum. Sanki ben ne oldum? Ben şey gibi oldum ya. El kaldırıyormuş gibi ama ha, öyle bir çocuk gerçekten değil yani. Demek ki 20 yaşında birdenbire karısını öyle çıplak falan görünce. Erkekler aynen bir şey oldu. Çok haklı bir refleksle tepki varmış. Çok teşekkür ederim. Ama bunda iyi ki artık lütfen artık... Buna da bir şey getirdik. Hayır ne var biliyor musun? Bunlar bir daha kusuru olmayan insanların önüne çıkartılır hep böyle. 20-30 evet, sene önceki de o da mavi boncuk olsun, olsun hayatım. Ben de bir teşekkür etmek lütfen istedim. Sonra lütfen sonra şarkısı. Evet, son, ondan sonra şarkıyla. Bir, Seren. Canım. Hayatımın güzel arkadaşım. Yıllarca senin gözlerine bakıp her zaman seni hep dualarımla içinde oldun kadın. Teşekkür ederim. Sen hasta canım olduğun zaman sabaha kadar namaz kıldım. Ay. Ve sana dua ettim. Aa, ağlarım şimdi. Hayır. Çok teşekkür çünkü biz Seren'le o kadar ortak noktalarımız canım var ki. Evet. Bir tane arkadaşım benim, benim çok eski arkadaşım. Sen de yeni arkadaşım. Çok teşekkür ben ediyorum. Çok ben çok teşekkür ederim. Ve yeni ederim şarkınızla veda edeceğiz. Ben evet teşekkür ederim. Beyaz TV ekranlarında böyle güzel bir programda konuk olduğum için teşekkür ederim. Çok biz onur duyduk. Biz çok onur duyduk. Evet. Filiz Akın'a geliyor bu şarkı. Ha, Filiz teyzeciğim. Filiz Akın'a geliyor. Bütün dünya... ben büyüdüm bütün yonca bütün yoncalara gelsin. Evet, gelsin. Ama evet, ara diyoruz. Bizim Barbie bebeğimiz Filiz Akın'a evet gelsin evet bu şarkı.